Afrika'dan gelen leylekler Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında bulunan direklerde kurdukları yuvalarda dünyaya getirdikleri yavrularını büyük göçe hazırlıyor. Ebeveynlerinin kanat çırpmalarını ve avlanmalarını taklit ederek büyük göçe hazırlanan leyleklerin %90'ı yaklaşık 5000 kilometre uzunluğundaki Afrika yolculuğunu tamamlayamadan hayata veda ediyor. Bu sene takip ettiğimiz yuvalardaki sayı 135 yavru. Yaklaşık 20 kilometre mesafede 50 tane yuva var. Bu yuvalardan 40'ında başarılı yavru yetiştirme gerçekleşti ve yuva başına yaklaşık 3.3 yavru elde edildi. Bu sayı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Hatta dünyada sayılı yerlerden biridir. 3.3 yavrunun olması, tabii bu matematiksel bir ifade. Yavruların sayısı 1 ile 5 arasında değişir. Bu bölgenin özelliği, nehrin hemen kenarında yakın yerde bulunuyorlar. Yavruların 5'ini de besleyebiliyorlar. O yüzden burada 5 yavrulu, 4 yavrulu, 3 yavrulu yuvalara biz sıklıkla rastlayabiliyoruz. Leylekler tabiatta 35-40 sene yaşayabilirler ve aynı yuvayı da yıllarca, 20 sene, 30 sene kullanabilirler. Bu özellikleri var ve leyleklerimiz Temmuz ayının ortasından itibaren yaklaşık olarak 15 gün sonra yavaş yavaş yuvayı terk edecekler. Ama bu tamamen ayrıldıkları manasına gelmez. Ebeveynine birkaç hafta daha bağımlıdırlar. Onlardan habitatı öğrenecekler, beslenmeyi öğrenecekler, avlanmayı öğrenecekler. Dolayısıyla yavrular bir müddet daha ya anne babalarına bağlı olarak büyürler, burada kalırlar. Ağustos'un sonuna doğru da artık biz leylekleri göremeyiz. O zaman leylekler, özellikle yavru olanlar, kendi aralarında toplanırlar. Göçe başladıkları zaman ise hem erginler hem de yavrular bir araya gelirler ve Afrika'ya doğru yol alırlar. Bu yolculuk birkaç hafta. Yol uzunluğu ise 4-5 bin kilometreden başlıyor. Daha da uzun olabilir. Bazen 10 bin
kilometreyi de geçebiliyorlar. Ta Afrika, Güney Afrika'ya kadar varabiliyorlar. Yavrular ne bulurlarsa yerler. Ve leylekler bu yönüyle tabiatta dengeye katkıda bulunurlar, ekolojik dengeye. Yılanlar, kurbağalar, çekirgeler, diğer böcekler bunların yiyecekleridir. İyi beslenirler, vücutlarında yağ biriktirirler. Çünkü uzun yolculuklara çıkıldığı zaman vücuttaki yağ uçmada kullanılan enerjidir. Bu yüzden yavrular ebeveynlerine bir müddet daha bağımlıdırlar. Onlardan nerelerde beslenebileceklerini, neleri avlayabileceklerini de öğrenmiş olurlar. Göçü biz Ağustos'tan itibaren bekliyoruz. Onların yaptıkları tüm hareketi inceliyorlar, gözlüyorlar. Nerede avlanabileceklerini, neleri avlayabileceklerini ebeveynden öğreniyorlar ve bol miktarda besin aldıkları için vücutlarında yağ birikimi oluyor. Dolayısıyla göçe binlerce kilometrelik mesafeyi kat edecek güce, enerjiye sahip olmuş oluyorlar. Yalnızca bizim bulunduğumuz yerde değil, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde leylekler bir araya toplanmaya başlayacaklar. Buradan Hatay'a doğru göçe giderler. Hatay'dan sonra Lübnan, İsrail, Sina Yarımadası ve Afrika Nil Vadisi boyunca Somali'ye, Etiyopya'ya kadar gidiyorlar. Yavruların kaçının ışlığa yetişebileceğini ancak istatistiki olarak söyleyebiliriz, markalamalarla söyleyebiliriz. Yalnız popülasyondaki sayının değişmemesine bağlı olarak herhalde %10'dan fazlası değildir. Çünkü her sene sayı aşağı yukarı aynı kaldığı için leyleklerde büyük bir artış olmayacaktır. Muhtemelen büyük bir kısmı yaşamını erginliğe varmadan bitirmiş olacaktır. Yani ölüyorlar, dayanamıyorlar. Göç yolunda hastalıktan dolayı, acılıktan dolayı, avcı baskısından dolayı yavruların çok azı bir sonraki jenerasyona üremeye geçiyor. Geri kalanlar maalesef yaşamlarını tamamlayamayacaktır.